Evet arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere Beko, Arçelik, Grundig, Altus grubunda kanal ayarları, anten ayarları ve kanal taşıma nasıl yapılır onu tarif etmeyeceğim. Öncelikle anteninizde sıkıntı yoksa ve sinyal yok yazısını görüyorsanız öncelikle anten ayarlarına bir bakalım. Menüye basıyorum. Kaynak ayarlarına geliyorum. Okey diyorum. Burada önce bakacağımız yer anten ayarları. Anten ayarlarına geliyorum. Okey diyorum. Uydumuz TürkSat, transporter önemli değil burada. LNB tipi evrensel. Yani şu şekilde değişik olursa MDO, MD2, MD3 olursa yayınız gider. Burada evrensel de duracak. Yüksek 10.600, düşük 9.750'de duracak. Kaydet diyorum, yeşile basıyorum. LNB gücü 13.18, 14.19 kapalı 13.18. Bu 13.18 volt kanalların gücünü gösteriyor arkadaşlar. Yani 13.18'de durduğu zaman 13.18'de durması lazım bu buranın. 14.19 aldığınız zaman yayın gider. Kapalı olduğu zaman yayın gider. 13.18'de duracak. Disek modu. Disek 1. Kapalı. Kapalı olursa merkezi sistemlerde göstermez. Bu disek 1 konumunda olacak. LNB 1'de duracak. 2. Burası da önce kapalı olur. Siz LNB 1'i alın. Normalde bireysel kullandığınız zaman da LNB1'de durmasının hiçbir sakıncası yok. Dizek modu açık olsun. Bu şekilde anten ayarlarımız bu kadar. Aşağıda gördüğünüz gibi kırmızı otomatik arama, yeşil manuel arama diyor. Yeşile basıyorum. Uydumuz manuel aramaya geçti. Transporter'a 12.380 yazıyorum. Aşağı 27.500. Polarizasyonda dikey olacak. Gördüğünüz gibi kalitemiz geldi. Sinyal gücümüz zaten %100. Kalite çananın yönünün doğru olduğunu gösterir. Sinyal gücü de kablonun takılı olduğunu gösterir. Burada bu frekans güncelleme frekansı. Bunu girdiğiniz zaman ağ araması açık olacak. Tarama modu ücretsiz, şifreli. Ücretsiz konumda dursun. Şifreleri aramasın. Servis tipi DTV. Gördüğünüz gibi sinyalimiz var. Ayarlarımız bu şekilde. Kırmızıya basıyoruz ve arama başlıyor. Sağ tarafta kanallar birazdan gelecektir. Bekleyelim. Evet. 5 tane kanal buldu. Beyaz TV buldu. Şimdi güncelleme frekansı olduğu için güncellemeye geçti. Aşağıda gördüğünüz gibi şurada aranıyor yazısı devam ediyor. Bekliyoruz ve kanalları bulmaya başladı. Evet, gördüğünüz gibi kanalları bulmaya başladı. Evet arkadaşlar taramamız bitti. Hepsini bulduk kanalları. Şimdi ben size kanal taşıması nasıl yapılır onu göstereyim. Kaynak ayarına giriyorum. Program tablosu var arkadaşlar. Program tablosunu okey diyorum. Gördüğünüz gibi benim kanallarım sıralı. Ama size göstermek için bir iki kanalı sıralayayım. Aşağıda gördüğünüz gibi şurada düzenle favori alabilirsiniz kanallarınızı. Burada düzenle var. Kumandamızın şurada kırmızı düğmesi var. Buna basıyorum. Aşağıda kısım değişiyor bakın. Kırmızı taşı diyor. Sarı sil. Mavi hepsini sil diyor. Maviye basarsanız eğer yanlışlıkla falan hepsini siler kanalları. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Kırmızıya buradan taşıyacağım kanala geliyorum. Mesela bir kanal bulalım. 34. kanal. TRT Müzik. Kırmızıya basıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda o kanal numarası çıktı. 19 yazıyorum. Bekliyorum.
Ya da OK'ye basarsanız kendisi de taşır. O gördüğünüz gibi bakın 19'a taşıdı. 19'a TRT Müzik geldi. Taşıma işlemi bu şekilde. Bir de silmeyi göstereyim. Mesela buradan bir kanal bulalım, silelim. Mesela bir ANTV sileceğiz. Sarıya basıyorum. Seçili kanal silinecek. Kırmızı iptal et diyor, yeşil sil diyor. Yeşile basıyorum. O kanalı siliyorum. Pardon. Sarıya bastım. Sil diyor. Yeşile basıyorum. Gördüğünüz gibi o kanal gitti, silindi. Silme işlemi böyle, taşıma işlemi de böyle. Soracağınız soru varsa aşağı açıklama kısmına yazın. Ben cevaplamaya çalışırım elimden geldiği kadar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.